Arkadaşlar merhaba. Yine bir Osmanlı matbu okuma dersiyle birlikteyiz. Matbu okumalar basit okumalar değildir. Çünkü matbu okumaların içinde geçen Osmanlıca, Farsça tamlamalar, bilmediğimiz kelimeler bizim kelime hazinemizi ve Osmanlıcamızı geliştirmekte önemli. Bu yüzden vakit geçirmeden başlayalım. Mouse takip edersek okuduğumuz parçayı takip etmiş oluruz. Tembel dal kavuk. Bir zat tembel bir dal kavuk ile refik olmuş imiş. Birkaç gün evvelce ittihar ettikleri yiyecek bittikten sonra ittihar bakın. Görüyor musunuz? İttihar ettikleri yani biriktirdikleri yiyecek bittikten sonra dal kavuğa demiş ki haydi arkadaş git çarşıdan bir az et al da gel. Etin iyisinden fenasından anlamam. Pazarlık etmesini de bilmem. Beni aldatacakları şüphesizdir. Eti ben alıp gelsem güzelce pişirirsin ya. Aşçılığa aşina değilim. Pişirdiğimi ben bile yemem. Siz nasıl yiyeceksiniz? Peki eti ben pişirip tencereyi ateşten indirsem bir kaba koyup hazırlayabilirsin değil mi? Aman birader, tencereyi alt üst eder, üstümü başımı berbat eylerim. Beni bu zahmetten olsun kurtarın da yemeği kurtarın. Beni bu zahmetten olsun kurtarın da yemeği siz kurtarın. Adam herhalde sinirlendi, iddetli. Sofrayı da ben kurarak zat-ı âli marifet penahlarına bakar mısınız tanımlamaya? Zat-ı âli marifet penahları. İşte bu tarz şeyler yeri geliyor. Osmanlı belgelerinde, vesikalarında çıkıyor. O yüzden bu okumalar önemli. Zat-ı âli marifet penahlarına geliniz efendim, taam edelim deyince ne buyursunuz? Hiç alayını bozmayarak bu teklifinize de muhalefet etsem gücenmeniz muhakkaktır. Ne çare? Mahsa hatırınızı kırmamak için sofra başına geçerek tıka basa karnımı doyururum. Oh, ne güzel. Üç hikmet. Herifin biri bir takım kase, tabak, çanak makulesi şeyleri bir sepet içine doldurarak bir hammalın sırtına yükletmiş ve ücret yerine üç hikmet söyleyeceğini beyan etmiş. Biçare hammal, herifi fazıl bir hakim zannederek hikmetlerinden manen pek çok istifadeler etmek ümidiyle bu teklife razı olmuş. Gidecekleri yerin sülüsüne vasıl olduklarında demiş ki, birinci hikmeti söyle. Eğer bir kimse sana açlıktan, tokluktan hayırlıdır. Eğer bir kimse sana açlık, tokluktan hayırlıdır derse, açlık, tokluktan hayırlıdır derse sakın inanma. Peki yolun nısfına geldiklerinde hammal sormuş ki, ikincisini de söyle bakalım. Yürümek bağırgire yani beygire benimkinden hayırlıdır derlerse inanma. Pekala. Herifin hanesi kapısına vasıl olduklarında hammal üçüncü hikmeti de talep etmekte herif
Eğer bir kimse sana senden cahil bir hammal buldum derse sakın inanma. Yolunda irad makal edince hammal sepeti sırtından hızlıca yere atarak demiş ki: şu sepetin içinde bir tane sağlam şey kaldı derlerse sakın inanma ha. Evet, hammal hakkını vermiş adama. Evet, Nuşir Revan'ı da okuyalım. Arkasından da bence bitirelim. Evet, Nuşir Revan. Adl ve sehavetle, yani cömertlik ve adaletle meşhur cihan olan Nuşir Revan bir gün esnai rahta zeytin ağacı garsıyla meşgul bir ihtiyar görünce, "Bu ağaç sizin dikeceğiniz şey değildir. Zira meyvesinin hazmı pek batıydır." Yani yavaştır. Batı Arapça yavaş demek. Garra, garese dikmek demektir arkadaşlar. "Siz ise ihtiyarlaşmışsınız. İhtiyar adam da, padişahım, esnafımız tarafından dikilen ağaçların meyvelerini biz yiyoruz. Bizim gars ettiğimiz eşcarın semeratını da varsun ahlafımız iktitaf etsün." Cevap akılanesini vermiş. Cenab-ı Nuşirevan bu sözü tahsin ederek merkuma aferin demiş. Müşarun İleyh Hazretlerinin tahsin ve aferinine mazhar olan adama 4.000 dirhem ihsan verilmek adet olduğundan, bu akçe kendisine ita olununca ihtiyar, "Padişahım, diktiğim ağaç gördünüz mü? Ne çabuk meyve verdi." der. Nuşirevan tekrar aferin demekle 4.000 dirhem daha verirler. Ol vakit ihtiyar, "Padişahım, hem her ağaç yılda bir kere meyve verir. Benim diktiğim ağaç ise bir saat içinde iki kere semere baş oldu." der. Nuşirevan aferini tekrar eder etmez yürümeye başlayarak yanındaki kurenasına der ki: "Yürüyün, durmayın. Zira tevakkuf edecek olursak hazinemizdeki paralar herife kifayet etmeyecek." Evet, adam o kadar hikmetli sözler söylüyor ki gerçekten doğru. Madem öyle, bu sayfayı bitirelim arkadaşlar. Ondan sonra bence dersimizi noktalayalım. Bir bahil, bahil cimri demek. Bahil bir zenginin kapısına bir sail dilenci demek gelerek dilenmeye başladığı sırada sahibi hane bir kölesine hitaben: "Ya mübarek, ambara söyle, cevhere söylesün, cevher de yakuta, yakut da elmasa, elmas da firuza, firuza da mercana, mercan da şu dilenciye, Allah vere desin." Dediğini sahil işitince ellerini semaya doğru kaldırıp der ki: "Ya Rabbi, Cebrail'e emret, Mikail'e söylesin, Mikail de Derdai'yle Dürrüdâ ile, Derdâ il de Kika ile, Kika il de İsrafi ile, İsrafil de Azra ile söylesin de şu bahilin canını alsın." Evet, gerçekten hoş bir latife olmuş. Bir Arabi kısmına geldik. Burada kalalım. İnşallah daha sonra devam ederiz. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.